Deli fişek. Ne yaptın benim oğlum gene, ne yaptın? Ne yapacağım baba? Gereği neyse onu yaptım. Bak, bak hala dayılanıyor. Bir kere olsun pişman oldum demeyeceksin, değil mi? Yoo, demeyeceğim. Adam bön karıma bakıyordu. Ben de kırdım kafasını, ne yapsaydım? Hayır, tamam da evladım, keşke güzel güzel uyarsaydın. Yani beyefendi lütfen önünüze dönün deseydin, değil mi? Ben de öyle yaptım zaten baba. Benim kitabımda en güzel uyarı yöntemi kafa kırmaktır. Yok baba, yok. Bu yine başa. Yine fabrika ayarlarına geri döndü. Ya benim ciğerim, biz seni İstanbul'a oku adam ol diye gönderttik. Etme. Bizi gene peşinden buralara sürükleme ya. O ne demek baba? Yengeciğim, bu senin kocan benim kardeşim var ya. Biz bunu İstanbul'a göndermeden evvel... bu Çukurova'nın en manyak adamlarından biriydi. Az kafa göz yarmadı sağda solda. Hazar mı? Yapma benim yerini, bırakma elini. Onun şefkate ihtiyacı var. Onu hep birlikte topluma kazandırmakla mükellefiz. Sen bırak fabrika ayarlarını falan, unut gitsin. De bakalım şimdi Kamil bacı, biz bu durumdan nasıl kurtulacağız? Mühtibar Hanım, şimdi şöyle dik duracağız, kontrtağa geçeceğiz. Neye geçeceğiz, neye geçeceğiz? Kontrtak canım, kontrtak. Şimdi Kalender Ağa'nın hamlesini biz gördük ya... şimdi sıra bizim karşı hamlemizde. Nasıl olacak o? Kendi savunma ve hücum düzenimizi uygulayacağız. Hayır yok anam, ben hücuma şey yapamam. Yani ben boyumun ölçüsünü aldım vallahi. Doğru diyor. Ben de aldım. Vakit gönül alma vaktidir Kamile Hanım, gönül alma. Yani Kalender Ağamızı ikna edemezsek 5 yıl içeride yatarız. He. Tövbe. Ben ağamı o kadar görmeden dayanamam. O zaman kadınlar şöyle bir şey yapalım. Bakın siz içinizden bir tanesini seçin. Yani suçlu olsun o, o suçu üstlensin. Öbür karılar da ağasına sahip çıksın. Ben çok gencim, hapse giremem. Asiye sen gir. Oy, ben de gencim. Mühteber abla girsin. Kız, onun ömrü yetmez. Ülür içeride, ülür. Kız, şşşt. Ama kadınlar bakın, yani biriniz yanacaksınız. Başka yolu yok. Ben yakmam. Sen yanıyorsun. Ben niye yanıyorum ya? Ben size bir ateş edeyim. Yanacak işte. Biriniz yanacak. Başka yolu yok dedim. Keşke Kalender Ağa da gelseydi, kalmasaydı orada ya. Vallahi babamın da öyle bir inadı vardır ki... Nuh der peygamber demez. Bazen Nuh bile demez de. Ama ne yalan söyleyeyim. Hani Kalender Bey olmayınca koskoca konak pek bir boş geliyor bana. Ya tabii. Hiç unutmam Kamil Bey abicim bir gün... O ne ya? Hazar'ı mı getirdiler acaba? Şimdi anlarız yenge. Hayırdır memur bey? Vallahi pek hayır değil. Bella Bozok almaya geldik. Yenge mi? Niye ki? Elmas Köksal'ı kasten yaralamaktan hakkında şikayet var. Bella. Elmas Köksal'ı... Yenge sen ne yaptın? Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Ben sadece ayrılmak istemiştim onları. Kimi? Nazgül'le Elmas. Yenge sen ne diyorsun? Bunları karakolda konuşursunuz artık. Buyurun gidelim. Kızım korkma. Baban seni kurtaracak. Dirayetli ol kızım. Dik dur. Tamam baba ama anneme bir şey söyleme olur mu? Hazar. Hazar'a da sakın bir şey söylemeyin. Bir de beni düşünmesin şimdi. Sen hiç merak etme kızım. Tamam. Dik dur sen. Dik dur. Ya Allah Allah.
Hanım'a da iyi bakın. Sakın yeni bahar koymasınlar yemeklerine. Sen hiç merak etme kızım. Kamilla yansın. Zaten bütün derdi başımıza o açmadı mı? Kız. Kedi olalı bir fare yakaladın ha. Aferin Ayça. He doğru değil. Sen yan. Hem hapishaneye temiz çamaşırını in getiririz sana. He. Kamilla, 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 Kamilla. Evet ne oldu? Bella. Evet. Kızımız. Evet. Canımız bir tanemiz yavrumuz. Kamil söylesene ne oldu Bella'ya haydi ne oldu? Tutukladılar. Ne? Niye? Elmas diye kadının birini dövmüş. Elmas kim Kamil? Kim olacak Mersik'in biri? Ne diyor bu kadın sen ne diyor ben hiç anlamıyor baştan. Haydi anlat baştan anlat. Hayatım ben de hiç bilmiyorum biz dışarıda bekliyorduk. Birden polis arabası geldi Bella'yı aldı götürdü bütün hikaye bu. Ya sen onu bırak da karı ölmüş mü ondan haber ver. Ben Elmas'ın yanına gittiklerini biliyorum abi. Ya oğlum bana niye söylemiyorsun o zaman ya? Ya ben de adamın kafasını patlatmadan hemen önce öğrendim. Sonrası da malum işte. Değil mi? Malum tabii. Neyse geç oraları da söyle bakalım ne biliyorsun anlat. Ya Elmas'la Nazgül kavgayı tutuşunca Bella da onları ayırmak isterken ne yapmışsa yapmış. Yani anlayacağım Bella'nın bir suçu kabahati yok. Neyse ya hakim onu sabah salıverir zaten. Ne hakim abi ne diyorsun sen? E oğlum sabah nöbetçi mahkemede duruşması var. Mahkeme ne demek abi? Benim karımın bir suçu günahı yok diyorum sana anlamıyor musun? Ya ben biliyorum tamam oğlum sakin ol. Olamam abi karım içerideyken sakin falan olamam. Çıkar beni buradan bak kurbanın olayım çıkar. Ya insanın söylediğine pişman etme Hazar bir sakin ol. Ya abi çıkar diyorum çıkartana beni buradan. Şişt. Abi bak bir şey yap çıkar beni buradan. Çıkartma.